Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hem vitaminli hem de nefis, lezzetli brokoli çorba tarifiyle geldim arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve gerçekten müthiş lezzetli. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, gerekli olan malzemelerimiz: bir tane brokoli, bir tane soğan, bir kutu krema, bir yemek kaşık un, yaklaşık 1,5 litre su, gerekirse bir tatlı kaşığı nişasta kullanacağız. Evet. Yapılışı: brokoliyi sapından keselim, çiçeklerini ayıralım, yıkayalım ve tenceremize alalım. Üzerine de yaklaşık 1,5 litre kettle'da kaynattığımız suyu ilave edelim. Biraz da tuz atalım ve yaklaşık 7-8 dakika haşlamaya bırakalım. Aşırı derecede haşlamayacağız arkadaşlar. Biraz diri kalabilir. Bu esnada ben saplarını atmıyorum. Bu şekilde salatalık gibi yiyorum. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bunu da sizlere göstermek istedim. Acaba kimler bu şekilde brokoli ve karnabaharın köklerini yiyor? Yoruma bekliyorum sizleri. Evet, soğanı yemeklik ince ince doğruyorum. Malzeme listemi her zaman olduğu gibi infoya bırakacağım. Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Soğanlarımızı da bu şekilde yemeklik doğradıktan sonra haşlamış olduğum brokolileri şimdi süzeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşırı derecede haşlamayalım. Brokoli çiçekleri böyle dökülmesin. Biraz diri kalabilir sapları. Daha sonra zaten çorbamızı devam pişireceğiz. Onun için aşırı derecede haşlamanıza gerek yok. Evet, bu şekilde başka bir kabıma aktardıktan sonra haşladığım brokolileri suyu ile birlikte bu esnada aynı tencereye biraz zeytinyağı ilave ettim. İnce doğradığım, yemeklik doğradığım soğanları da ekleyip hafif terletiyorum arkadaşlar. Biraz tuz ve biraz şekerli takviyesi yapabilirsiniz burada. Daha çabuk kavrulması ve daha bir lezzetli olması için soğanın. Daha sonra bir yemek kaşık unu da ekliyorum. Ocağın altını orta dereceye kısıyorum ve un ve soğanı birlikte kokusunu çıkana kadar kavuruyorum. Bu esnada da brokolinin çiçeklerini bu şekilde ayırıyorum arkadaşlar. Bunları çorbamın içerisine daha sonrasında ilave edeceğim. Tamamını püre yapmayacağız. Ben bütün brokolileri püre yapılmış sevmiyorum ve tadı da güzel olmuyor. Bunun için sizlere de tavsiye ederim. Çiçeklerini bu şekilde mutlaka kesin ve ayırın arkadaşlar. Bir de benim tarifimle bu çorbayı denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten müptelası olacaksınız. Vazgeçemeyeceksiniz. Bence sık sık yapacaksınız artık bu çorbayı. Çünkü bizde çok seviliyor. Ben de sık sık yapıyorum bu çorbayı. Evet, çiçeklerini bu şekilde ayırdım. Gördüğünüz gibi geri kalan sapları ve suyu atmıyoruz. Bunu çorbamızın kullanacağız. Evet, soğan ve un güzelce kavruldu. Şimdi dikkatli bir şekilde brokoli suyunu ekliyorum. Karıştıra karıştıra. Topaklanırsa da hiç fark etmez arkadaşlar. Zaten sonrasında el blender ile püre yapacağız. Bu nedenden dolayı hiç sorun değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaynamaya bıraktım. Yaklaşık 3-5 dakika arkadaşlar. Daha sonrasında el blender ile hepsini kökleriyle birlikte püreye haline getirdim. Pürüzsüz kıvam olana kadar. Evet, saplarıyla birlikte brokolimizi güzelce püre haline getirdik. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Şimdi çiçeklerini ayırdığımız brokolileri ilave ediyoruz içerisine. Bu etaptan sonra artık püre haline getirmeyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu çiçekler içinde bu şekilde kalacak. Dilerseniz çiçeklerini biraz daha küçültebilirsiniz. Ve bir kutu kremayı da ilave edelim.
Evet, kremamızı da ilave ettikten sonra birkaç taşım kaynatacağız. Gerekirse tuzuna bakın. Tuz ile lezzetlendirelim tekrardan. Ve kıvamını kontrol edelim. Kıvamı ben de bu şekilde arkadaşlar. Ben birazcık daha yoğun kıvam istediğim için şimdi nişasta ile kıvamını koyulaştıracağım. Eğer sizlerin de bu şekilde biraz duru olduysa hiç sorun değil. Hemen nişasta ile kıvamını yoğunlaştıracağız. Evet, yapılışı bir tatlı kaşığı nişasta ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da su ile birlikte nişastayı açıyorum ve bu şekilde akıcı bir kıvam elde ediyorum. Bu nişasta sosunu şimdi çorbama ilave edeceğim. Zaten ilave eder etmez kıvamı hemen katılaşacak, koyulaşacak. Burada dikkatli edelim. Aşırı derecede nişasta kullanmayalım arkadaşlar. Bu sefer de çok katı bir çorba elde etmiş olursunuz. Bunun için kontrollü bir şekilde ilave edin. Bana bir tatlı kaşığı yeterli geldi. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Benim için idealdi. Evet, birkaç taşımı bu şekilde nişasta ile birlikte devam kaynattıktan sonra artık çorba yemeğe hazır arkadaşlar. Servise hazırdır. Gerçekten mükemmel lezzetli. Çok faydalı. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Brokoli sevmeyen çocuklarınızı da bu çorbayı yaparak sevdirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi artık sunum için çorbamız hazır. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.